Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 11. sınıf coğrafya deneme sorularına bakacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin ihraç ettiği tarım ürünleri arasında yer almaz? Fındık, kuru kayısı, tütün, pamuk Türkiye'nin ihraç ettiği tarım ürünlerindendir. Muz tropikal bir meyvedir. Biz bu meyveyi dışarıdan ithal ederiz, ihraç etmeyiz. Cevabımız E olacak. Türkiye'de tarımı etkileyen faktörlerden biri de destekleme alımlarıdır. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de tarımı destekleyen kuruluşlardan biri değildir? Türkiye Zirai Donatım Kurumu, Devlet Su İşleri, Toprak Mahsulleri Ofisi, Ziraat Bankası tarımı destekleyen kuruluşlar arasında yer alırken, Enerji Piyasası Düzenleme Kanunu, Türkiye'de elektrik piyasasını düzenlemek amacıyla kurulmuştur. İleriki yıllarda doğalgaz, petrol, LPG gibi piyasalarında düzenlenmesi istenmiştir. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacak. Bu tanımlar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Kayaların içerisinde bulunan minerallerin ekonomik değer taşıyanlarına maden, yer altındaki madenin toplam miktarına rezerv, son olarak maden cevheri içerisindeki metal oranına ise tenör adı verilir. Sorumuzun cevabı A seçeneği olacak. Bir madenin işletmeye açılabilmesi için rezervi yeterli olmalıdır. Kullanım alanı dar değil, yaygın olmalıdır. Ve son olarak kar hacmi de yüksek olması gerekir. Türkiye'de maden çeşitliliğinin en fazla olduğu bölge Doğu Anadolu, Yukarı Fırat bölümü, Malatya, Elazığ gibi illerdir. Cevabımız C seçeneği olacak. İletkenliği yüksek olduğu için elektrik elektronik sanayide kullanılır. İşlenmesi kolay bir madendir. Artvin, Murgul, Elazığ Maden, Kastamonu, Küre çıkarımının yapıldığı bazı kentlerdir. Bu özelliklere sahip maden aşağıdakilerden hangisidir? Bu özelliklere sahip madenimiz bakır olacak. Cevabımız B seçeneği. Aşağıdaki enerji kaynaklarının hangisi hakkında bilgi verilmemiştir? Dilerseniz şıkları birlikte inceleyelim. Fosil yakıtlar içerisinde çevreyi en az kirleten enerji kaynağı doğal gaz olacak. Bu verilmiş. Türkiye'de ilk kez 1940 yılında Raman Dağı'nda Batman'dan çıkarılmıştır. Tabii ki enerji kaynağımız petrol olacak. Yüksek kalorili olduğundan çoğunlukla demir-çelik sanayide kullanılır. Demir-çelik sanayi dediğimiz zaman aklımıza taş kömürü gelecek. Ve son olarak Türkiye'de Mersin Akkuyu, Sinop. Bu enerji kaynağı için santral kurma çalışmalarının başlanmıştır. Evet, hala günümüzde tartışmaları süren nükleer enerjiden bahsedilmiş. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacak. Barajlarla ilgili bir bilgi yer almamaktadır. Sanayide ham madde alımı, işçi taşınması ve üretilen ürünlerin pazar alanlarına taşınması sırasında ulaşımın rolü fazladır. Yer şekillerinin yüksek ve engebeli olduğu yöreler ulaşımı olumsuz yönde etkilemektedir. Haritadaki numaralanmış alanların hangisinde bu duruma bağlı olarak sanayi yeterince gelişme göstermemiştir? Dilerseniz haritayı birlikte inceleyelim. Haritaya baktığımızda 5 numaralı bölgede İstanbul, 4 numaralı bölgede İzmir, 1 numaralı alan Adana ve çevresi, 2 numaralı alan Gaziantep şehrini göstermiş. Bu şehirlerin hepsi sanayinin yoğun olduğu yerler arasında yer alırken, 3 numaralı bölgede yer alan Hakkari, yer şekillerinin engebeli olduğu bir alandır. Dolayısıyla bu bölgede ulaşım gelişmemiştir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. Pamuğun üretildiği ya da kolay ulaştığı kesimlerde pamuklu dokuma sanayi gelişmiştir. Buna göre haritadaki numaralanmış alanların hangisinde pamuklu dokuma sanayinin daha fazla geliştiği söylenebilir? Haritaya baktığımızda Doğu Karadeniz kıyıları ya da Doğu Anadolu bölgesi yer şekillerinin engebeli olduğu alanlardır. Yine
İç Anadolu bölgesinde yer alan Kırşehir ve çevresi sanayinin geliştiği bir yer değildir. Sorumuzun doğru cevabı 1 numaralı da gösterilen Gaziantep ilimiz olacak. Pamuk, Güneydoğu Anadolu bölgesinde birinci sırada üretilen bir tarım ürünüdür. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacak. Nüfus artış hızının yükselmesinin olumlu sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Öğrencinin en çok hata yaptığı sorulardan bir tanesiyle karşılaşıyoruz. Bu tarz soruları lütfen kendimiz için değil devlet açısından değerlendirmeliyiz. Ne demek istiyorum? Vergi gelirlerinin artması olumlu, işçi gücünün artması olumlu, nüfusun dinamizm kazanması yani gençlerin artması, çalışacak insanların artması olumlu, doğal kaynak tüketiminin artması olumsuz bir sonuçtur. İşçi ücretlerinin düşürülmesi en çok hatayı düşünen seçenektir. Evet, işçi ücretleri bizim için düşmesi kötü bir şeyken devlet açısından iyi bir şeydir. O yüzden sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacak. Türkiye'de hayvancılıktaki potansiyel yüksek olmasına rağmen potansiyeli ölçüsünde verim alınamamaktadır. Ülkemizde hayvancılıktan elde edilen verimin yükseltilmesi için çalışmalarından hangileri yer almaz? Mera hayvancılığına teşvik edilmesi yer almaz. Çünkü mera, çayır hayvancılığı iklim koşullarından etkilenir. Bunun yerine modern yöntemlerle yapılan besi ahır hayvancılığı tercih edilmelidir. Hayvan soylarının iyileştirilmesi, cinsi iyi olan hayvanların seçilmesi üretimi artırır. Hayvan ithalatının arttırılması, tam tersine ithalat değil, ihracatının arttırılması hedeflenmelidir. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacak.